Halk TV ekranlarında gündem özelle devam ediyoruz ve dış politikayı konuşuyoruz. Dış politika yeni sistemde ne olur ne biter onun üzerinde bir ortak akıl bulmaya çalışıyoruz. İyi Parti'den Bursa Milletvekili ve emekli Büyükelçi Ahmet Erozan, CHP'den Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili ve yine emekli Büyükelçi Öztürk Yılmaz ve Ankara Enstitüsü'nden Rafet Aslantaş'la birlikteyiz. Rafet Aslantaş'a döneyim. Bu bölüm biraz daha kısa zaman olarak. Onun için bir toparlama yapalım. Ne yapılmalı, ne olmalı? Şimdi sorunları söyledik. Öz eleştiri yapmıyorlar, sıkıntılar büyük. Pek çok taviz verilmiş bugüne kadar. Nasıl geri döndürülebilir? Biraz da akıl vermek gerekiyor aslında. Estağfurullah, akıl vermek olarak söylemeyelim ama ortak akıl ve i̇şte bizim için. 2 yıldır terminolojiye katmak istediğimiz bir terim başardık da sanıyorum biraz. Devlet aklı. Siyaset üstü devlet aklıyla bakmamız gerekiyor. Burada herkesin rolü var. Şimdi küresel büyük bir güç mücadelesi şekillenme dönemi var. Bunu biliyoruz. Burada özneleri sayacak olursak bir klasik ABD-Rusya görünürdeki mücadele. Fakat bu programda da biraz böyle bunun analizini yaptık. Aslında iyi partnerlik yolunda, dünyanın tekrar paylaşımı yolunda iki birlikte hareket etme adayı. Bir, en büyük mücadele ABD-Çin arasında sanıyorum. Ekonomik boyutu da olan, askeri boyutu da günden güne artan bir numaralı mücadele, küresel mücadele. İki, bir Anglo-Sakson ekolüyle Yahudi ekolünün alışık olduğumuz mücadelesi. Özellikle ABD'de çok yoğun bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergileri bağlamında terör estirdiği bu süreçte ABD'nin Çin'le, ABD'nin Avrupa Birliği ile mücadelesi. Rusya'nın Çin'le İkisinin birbirini kontrol etme örtülü mücadelesi. Bütün bunlar önümüzdeki dönemin ana şekillendiriciler olacak. Şimdi bunun altında biz bölgesel güç adayları, haddimizi de bilmemiz lazım. Burada onu da vurgulamak istiyorum. Her ülke dış politikasını bir şeye göre ayarlamalı Zeynep Hanım. Milli güç unsurlarına göre ayarlamalı. Milli güç unsurlarının altı doluysa konuşursunuz. Bakın askeri güçtür bu. Tekrar sayalım izleyicilerimiz için de. Askeri güçtür, siyasal güçtür, sosyal güçtür, psikolojik güçtür, bilimsel teknolojik güçtür, jeopolitik güçtür, coğrafi güçtür. Bütün bunlar sizin milli güç unsurlarınızı teşkil eder. Siz bunların altını zaten sistematik olarak uzunca bir süredir boşaltıyorsanız, istismar ediyorsanız, erozyona uğratıyorsanız, bu dış büyük kurguyla beraber içerideki işbirlikçiler tarafından yapılıyorsa zayıflatılıyorsunuz demektir. Liyakatlı kadrolarınızı kumpas davalarla başlayan süreçte kaybediyorsanız askeri ve sivil bürokrasideki çok değerli kadroları içi boşaltılıyor demektir. İşte bundan sonra çok akıllı olmanız lazım. Zayıfladık. Bunu kabul edelim. Kendimizi bilelim, haddimizi bilelim. Hiçbir şey eskisi kadar iyi değil kurumların içi. Evet, büyük bir FETÖ pisliğinden temizlendik. Bu da bu dönemin büyük avantajı ama temizleniyor muyuz? Siyaseten özellikle onda soru işaretleri var. Soru işareti bir de bu FETÖ pisliğini kim getirdi o da var. Tabii. O ayrı bir ekol zaten, ayrı bir konu. Şimdi burada devlet aklına ihtiyacımız olacak. Bizim Suriye'de bataktan çıkmamız gerekiyor. Haddimizi aşan işlere giriştik, yanlış işler yaptık. Kaybetmeden çıkmamız gerekiyor. Kıbrıs çok sıcak bir konu alanımız önümüzde. Ege sorunlarını hep gündeme getireceğiz, o kaybettiğimiz adaları. Bunun açıklamalarını siz de biraz önce söylediniz soru önergeleriyle. Gerçi soru önergelerini hükmü kaldım bilmiyorum ama onu gündemde tutacağız. Şimdi bölgesel şekillenmede NATO'nun tekrar güçlü bir şekilde bölgeye sarkmasıyla ilgili bir süreç de yaşayabiliriz. Bunu da hemen süre içerisinde hızlı konuşarak biraz anlatayım. Sihirli 4x30 kavramı var NATO'da. 30 gün içerisinde 30 zırhlı tugayın, 30 savaş gemisinin, 30 hava filosunun istenen yer ve zamanda bulundurulmasıyla ilgili bir süreç gelişecek önümüzdeki dönemde. Bakın NATO zirvesi de bugün gerçi bütçelerle ilgili bir Merkel-Trump çatışmasıyla başlayan bir trafiğe konu oldu ama önümüzdeki dönem böyle gelişecek. Türkiye'de bu rol biçilecek. Tekrar söylüyorum, buna hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'ye bu rol biçilecek. NATO'nun 4-30'luk sihirli kavramının alt rollerinden biri Türkiye'ye biçilecek. Biz dönemsel olarak farklı açılımlar yapmak zorundayız. Astana süreci bunlardan biri olabilir. Hiçbir şekilde şu söylemi artık kullanmayalım. Yönümüzü batıya dönmek zorundayız. Yönümüzü doğuya dönmek zorundayız. Hayır, böyle bir şey yok. Dünyada farklı dengeler çok iç içe geçmiş. Küresel şekillenme sürecinde tehditler çok değişmiş. Birliktelikler çok değişmiş bir sürece giriyoruz. Çin bölgeye yatırımlarıyla geliyor. Sakin geliyor. Stabil düzen istiyor.
ABD klasik politikalarında evet karıştırarak oturmak istiyor bölgeye ama Rusya'nın etkisi giderek arttı. Bunların içerisindeyiz, ortasındayız. Bu noktadan bakarsak hiçbir tarafa dönmemiz gerekmiyor. Ulusal çıkarlarımıza, kurucu değerlerimize ve Atatürk'ün söylemlerinin o altında yatan şifrelere dönmemizin tam zamanı. Bunların zamanı geliyor. Efendim bugün iktidarda şunlar var, bugün bunu her şey kısa sürede de değişebilir, dönüşebilir. Çok farklı olaylara gebe olabilir bu bölge, Türkiye'de içinde olacak şekilde. Çok güçlü bir devlet aklına ihtiyacımız var. Ben burada hissettiğim yakınlıktan dolayı da samimiyetle söylüyorum. Hem gölge kabinelerinin oluşturulmasına ihtiyaç var. Bakın hem Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle hem bunu bir seçmen olarak da söylüyorum, açıkça söyleyeyim. Hem Atatürk'ün partisi olduğu için şimdi tekrar değerlerine sahip çıkması gerektiği için söylüyorum. Gölge kabineler, eleştirileri bırakalım. Kurdular, tamam kuruldu. Hükümet kuruldu. Devletin hükümeti neticede. Öyle bakalım. Gölge kabineler çok iyi çalışmak zorunda. Her bir şu an bakanın, bakan yardımcısının, devletteki tüm görevlilerin birer iz düşümü diğer partilerde de olmak zorunda. Denetleyicisi. Tekrar söylüyorum, tek vatanımız var bizim. Çok zorlu bir sürece giriyoruz. Bunun içinden çıkmamız gerekiyor. Her şey değişir, her şey farklılaşır. Şifreleri lojistik kaynağı da söyledik. Yüce Atatürk'ün söylemlerine bakalım. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Büyükelçim, var mı gölge kabine planınız? Yeni bir partisiniz, ne yapacaksınız? Şimdi Rafet Bey'in zihnindeki pek çok konuyu çalmış olmasından dolayı kendisini kutlarım. ve takdir ederek bunu söylüyorum. Çünkü söyledikleri aklın yolu bir diyeceğimiz kavramlar veya vizyonlar. Şimdi bu Atatürk dediğimiz zaman bizim programımızda da var, sizde de var mutlaka. Yurtta sulh, cihanda sulh diye bir motto var. Yani bundan saptık biz. Siz biraz evvel dediniz ki biz orijinal fabrika ayarları kodlarımızı, bir anlamda dönmemiz lazım. İkincisi bu hem iç politikada hem dış politikada dini unsurlardan uzak durmamız lazım. Çünkü dini unsurlar öne çıktıkça o bizim savuna geldiğimiz milli unsurlar erozyona uğradı. Bugün milli dava diye çıkıp evet KKTC'ye gidiliyor ama davanın akıbeti konusunda bize güven veren bir yaklaşım sergilenemiyor benim gördüğüm. Sadece sembolik yani bir böyle tamam. Bir şey makyaj. İkincisi başkalarının iç işine karışmayacaksın. Çünkü o başkasının iş işine karışırsan senin de iş işine karışılır. Sen ne yapıyorsun dediğin zaman da sen yapıyorsun da biz niye yapmayalım derler. Dolayısıyla o iç işlere karışmaktan da uzak duracaksın. Şimdi gölge kabine veyahut biz 43 milletvekilimiz var ama ben şundan eminim. Arkadaşlarımın da Sayın Genel Başkanımın da bu konudaki kararlılığını bilerek konuşuyorum. Biz boyumuzdan büyük işler yapmayacağız ama sayımızdan büyük işler yapacağız parlamentoda. Onu da şunu demek istiyorum. Biz 43 kişiyiz ama 43 kişinin ötesinde bir işlerimiz olacağından eminim. Ve iktidardaymışçasına ve bugünkü iktidarı da muhalefete düşürecek şekilde bir hareket tarzı içinde olacağımızdan hem sizler emin olun hem vatandaşlarımız emin olsunlar. Ana muhalefete dönelim. Evet. Neler öneriyorsunuz? Ne yapılmalı? Yani eleştirmek kolay. Bir de yapılacakları da aslında listelemek lazım. Çünkü yeni bir döneme giriyoruz hakikaten. Şimdi gerçekçi olalım. Şu anda medyanın %90'ı kontrol edilmiş durumda. TRT bile tam eşit ve adil bir şekilde siyasi partilere yaklaşmıyor. Ama herkesin vergisini topluyorlar. Devletin normalde bütün kurumları adeta AKP'nin tamamen emrine sunulmuş durumda. Ben şahsen gerçekçi yaklaşırsak daha kolay çözüm buluruz diye düşünüyorum. Şimdi ne olacak mesela bu yeni dönemde ne olacak? Yani zaten var olan eriyen devlet sistemi bu yeni dönemde tamamen şahsileştiği için daha keyfi bir dönem başlayacak. Keyfi bir dönem. Yani işte Sayın Erdoğan'ın dostları olacak, düşmanları olacak. İşte Ömer el-Beşir gelecek, Maduro gelecek. Başkaları gelecek ama bir kurumsal, devletin kurumsal bir yönü kalmayacağı için bu keyfilik tavan yapacak bu dönemde. İki, demin de onu başlangıçta da arz ettim. Şahsi çıkarlar, firma çıkarları, grup çıkarları ön plana çıkacak. Bu dönemde
maalesef o kadar uyarılarda bulunduk. Bu mezhepçilik olayından hala vazgeçilmiş de değil. Bir başka konu, vazgeçilmeyen bir başka konu. Yani devletlerle irtibat kurulmuyor. Kuruluyorsa da şeklen kuruluyor ama bir bakıyorsunuz o alt gruplarla daha çok. Devletin alt gruplarıyla yani örneğin Nuceyfilerle kuruluyordu Irak'ta. Ya devlet var. Bunu Avrupa'da da yapıyorlar. Bulgaristan'da mesela. Türkleri böldüler. Şimdi bu çok ciddi bir sorun. Yani hem Türkleri bir kere bulundukları ülkeler için bir öcü haline getirdiler. Bunu oradaki vatandaşımız ne kadar anlıyor? Yani diyor ki Alman bana kötü davranıyor. Ya kardeşim peki doğru Avusturyalı sana kötü davranıyor ama nereden kaynaklanıyor? Yani ne oldu da bu noktaya geldi iş? Bunu araştırmıyor, sormuyor. Yani onları bir nevi şey olarak kullanıyor. Yani AKP'nin bir... Ön cephesi. Bir nevi, evet ön cephesi olarak kullanıyor. Arka bahçesi olarak görüyor. Bundan da vazgeçmiş değil. Bir başka konu, hala bakın bütün her şey ellerinde. Her şey istisnasız ve hala mağduriyet. Çünkü bu mağduriyet konusunda bitirmiş değiller. Ya bütün hazine elinizde, maliye elinizde. Her şey önünüzde, hiçbir denetim yok. Devletin parası, pulu hep elinizde, hepsi. Hala mağduriyetten bahsediyorlar bak. Bu da bitmeyecek bu dönemde. Ben size şunu söyleyeyim. Yine kaldırılacaklar mı yani? En ideal şey Türkiye'de bu dönemde demokrasiyi, özgürlüğü, elimizden alınan özgürlüğü tekrar savunacak bir iradeyi şekillendirmektir. Ve bu iradeyi şekillendirip bir an önce Türkiye'de bir seçim ortamı yaratmaktır. Ve bu istibdat döneminden kurtulmaktır. Vatandaşa kınayamayız niye böyle oy verdin diye. Ama vatandaş bu süre içerisinde yani bazı tecrübeler yaşar ve o tecrübeler oyunun tekrar renginin değişmesine yol açabilir. Biz vatandaşı suçlamayacağız ama vatandaşa gerçeği görmesine yol açacağız. Diyor ki ben 18 milyon insana diyor sosyal yardım veriyorum. Seviniyor. Kardeşim o zaman madem 18 milyona seviniyorsan 50 milyon ver o zaman. 50 milyona yap. Sen demek ki 18 milyonu fakir haline getirmişsin. Vatandaşa dememiz lazım ki kardeşim asıl olan sosyal yardım almak değil. Almadan yaşayabilmektir. Ona buna el avuç açmak değil. Açmadan yaşayabilmektir. Minnet duygusu içinde olmak değil, dik durabilmektir. Bunu öğretebilmemiz. Eğitim sistemi, bakın eğitim sistemi bitmiş durumda. Konuşuyorlar işte, yok bilmem Avrupa, çağdaş bilmem şey. Bakın, okullar açıyorlar, eğitim yok içinde. Adalet sarayları yapıyorlar. Adalet yok. O zaman vatandaşa bunu anlatmamız lazım. Yani biz böyle her şey çok iyi olacaktır diye çok iyi bir tablo çizmenin anlamı yok. Çok kötü şeyler oluyor Türkiye'de. Ve bakın orada gelen tabloyu Sayın Büyükelçimiz onu başlangıçta çok güzel izah etti. Gelen insanlara bakın. Nereden insanlar geliyor? Afrika'dan geliyor falan. TİKA'nın yardım yaptığı yerler ya. TİKA para veriyoruz. Bilmem şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz oradan geliyor. Kardeşim önemli olan sen borunu öttürmek mi istiyorsun? Senin törenine Trump gelecekti. Senin törenine Merkel gelecekti. Senin törenine Avrupa'daki insanlar bak böyle ip gibi dizilecekti madem sen dünya liderisin. Dünya liderisin. Evet. Zat-ı muhterem. Onu yapacaklardı. Sen onu yaptırabiliyor musun? Yaptıramıyorsun. Tabii ki Azerbaycan Devlet Başkanı gelecek benim kardeşim. O da gelmedi, o da. Bu gitti. Ama şunu demek istiyorum. Yani burada bir gerçekliği görmemiz lazım. İşler zor olacak. Artık her şey kişiselleşti. Devlette kesinlikle zor bir dönem olacak. Ben açıkça söylüyorum, zulmün başladığı dönemdir bu dönem. Baskı ve zulmün başladığı dönemdir. Ya milletvekillerinin dokunulmazlıkları bile Cumhurbaşkanlığında oluyor ya. Böyle bir şey olur mu? Onlar işlemi yapıyor. Ya kardeşim sen zaten idaresin. Sen her şeyi eline geçirmişsin. Bakan yardımcıları Anayasa Mahkemesi üyesi olabiliyorlarmış. Ya bu nedir? Ne yargı bıraktılar, i̇şte, ne üniversite bıraktılar, girdi. Ne YÖK bıraktılar. Neymiş efendim, bir seçim yapıyoruz. Ya sevsinler senin seçimini, öyle seçim mi olur? bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam diyorsunuz. Evet, mücadeleye devam. Yeni bir sistem, yeni bir ülke, yeni bir Türkiye'ye uyandık.
ve pazartesi itibaren bu yeni Türkiye'yi yaşamaya başladık. Henüz etkilerini görmedik. Aslında görmedik diyoruz ama hemen şunu söyleyeyim. Şu anda dolar 4.84. Yeni Türkiye'nin ilk etkisi. Yavaş yavaş da bunlar gelmeye başladı. Ama burada benim gördüğüm hava, ne olursa olsun Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye büyük bir ülke. Herkes gelir geçer ama Türkiye kalır. Türkiye'nin insanları mücadeleye devam eder. Bu gecelik bu kadar. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyoruz efendim.